Herkese merhaba. Bu videoda 120 wattlık 3.2 kilogram ağırlığında katlanabilir monokristal güneş panelinin incelemesini yapacağım. Kısaca ürünümüzün özelliklerinden bahsetmek gerekirse, ürünümüz 120 wattlık monokristal hücrelere sahip. 13 voltla 18 volt arasında bir gerilim sağlıyor. Maksimum amper gücü de 7.2 amper arkadaşlar. Güneşin yoğun olduğu saatlerde de 7.9 ampere kadar gördüğü ürünün özelliklerinde yazmakta. Ürünün şurada küçük bir çantası var. Bunun içinde de kablo takımları mevcut. Şöyle kutup başlarımız var. Akülerimizi kutup başlığından şarj etmek için. Şöyle bir tane daha kablomuz var arkadaşlar. 5.5 milimetrelik bir girişe sahip. 18 voltta bir çıkış veriyor. Çakmaklık portumuz var. Bununla da çakmaklık portu üzerinden araç akülerimizi şarj edebiliyoruz. MC4 konnektörlü güneş paneli kablolarımız gelmekte. İçerisinde şarj kontrol cihazımız var. Bunun üstünde tip C çıkışı var bir tane. Hemen yanında 5.5 milimetrelik bir çıkışımız daha mevcut. Ve USB portu da var. Şarj kontrol cihazının üstünde. Sizler de bu ürünü aldığınızda ürünün içeriği bu şekilde gelecektir. Şimdi ürünün performansıyla devam ediyoruz. Güneş panelimizde gördüğünüz gibi 2 adet kemer var. Bunları açıyoruz. Katlanabilir güneş panelimizi açtığımızda güneş paneli bu şekilde oluyor arkadaşlar. Tam 30 wattlık 4 adet monokristal güneş paneli kullanılmış. Güneş panelinin hücreleri de birinci sınıf olduğu ürünün açıklama kısmında yazılı arkadaşlar. Gerçekten de kaliteli olduğu görünmekte. Ürünün arkasında bir tane şarj kontrol cihazı vardı. Tip C çıkışı, 18 volt çıkışı ve USB çıkışı da mevcuttu. Şimdi buradan cep telefonumuzu şarj edeceğiz. Güneş panelimizin arkasında şarj kontrol cihazı vardı. Güneş panelimizin arkasındaki şarj kontrol cihazımıza şöyle cep telefonumuzu şarj etmek için bir tane kablo bağladım. Ve cep telefonumuzun kablosuna bağladığımda şarj oluyor yazısını görüyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 19 dakikada da bataryasını tam dolum sağlayacak. Gördüğünüz gibi Leto titanat bataryalı 13.8 voltluk 80 amperlik bir batarya grubum ve MPPT Solar şarj kontrol devrem var. Güneş panellerinden tam anlamıyla faydalanmak için güneşin konumuna göre güneş panelimizin yönlerini iyi ayarlamamız gerekiyor. Şu anda havada oldukça fazla bulut var arkadaşlar ama buna rağmen güneş panelin performansını size göstereceğim. 13.8 volt 80 amperlik bir Leto batarya grubum var. Yanında 60 amperlik MPPT Solar şarj kontrol devrem var. MC4 konnektörleri görüyorsunuz. Buradan güneş panelinden gelen kabloları bağlayacağım. Cihaz üzerinde güneş panelimizden kaç amper geldiğini size göstereceğim. Güneş panelinin arkasından kablolarımızın geldiğini görüyoruz. Şu an okunuyor mu tam bilemiyorum ama güneş panelimizden gelen 7.6 amperi görüyorsunuz arkadaşlar. Bulut geçişlerinde amperimiz değişkenlik sağlıyor. 13.4 volt ile akülerimizi dolduruyor arkadaşlar. Bataryalarımızın şarj voltajını ben 15 volt olarak ayarlamıştım. Şurada da görüyorsunuz 15.5 voltlarda. Şu an şarj ediyor. 13.4 ve 7.3, 7 amper, 6.7 amper. Bulut geçişlerine göre akümüzü şarj ediyor. Tam netleyemedim. Biraz da güneşten de yansıma var ama umarım gözüküyordur. Evet, şimdi biraz daha iyi. Bakın şu anda hiç güneş yok. Güneş olmadığı halde yine 6 amperlere, 5 amperlere kadar bir enerji sağlıyor. Şu anda hiç güneş yoktu. Yine 4.5-5 amperde bir akım sağladı. Güneş geldi görüyorsunuz.
7 amperleri çıktı. Bulut geçişlerinde amperin düştüğünü de görmüş olduk. Umarım da videoda gözüküyordur arkadaşlar. Hemen şöyle tepedeki bulut geçişlerini göstereyim size. Güneş kapanıyor ve açılıyor arkadaşlar. Maalesef bir hafta boyunca da böyle oldu. Bugün ilk defa hava açıldı. Sizlere videoyu bu şekilde hazırlama durumunda kaldım. Güneş panelimizin yanında gelen şöyle akümüzü direkt şarj etmek için timsah ağzı kutup başlarımız gelmekte. Şimdi şurada solar şarj kontrol devresi vardı. Jack'a bağladım arkadaşlar. 12 volt 24 amperlik bir jel aküm var. Şimdi jel akümün kutup başlarını direkt olarak bunu bağlayacağım. Şöyle biraz sıkalım. Doğru akım amper ölçer bir multimetrem var. Şöyle 40 ampere getirdim. Şöyle akümüzü kaç amperle şarj ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Şu anda bulut geçişi var ama akümüzü yaklaşık 2-2,5 amperle şarj ediyor arkadaşlar. Yani akümüzü çok yüksek akımda şarj etmiyor. Buradaki cihazımızı yaklaşık 7.7 amperle şarj ettiğini gördük. Ama akümüzü bu şekilde şarj edeceği zaman da 2.5-3 amperi geçmiyor arkadaşlar. Şu anda bulut geçişi olduğu için biraz düşük. Şöyle havayı tekrar göstereyim. Güneş kayboluyor arkadaşlar. Güneş panelinin arkasında şarj kontrol devresi olduğu için akülerimizi de bu şekilde direkt olarak şarj edebiliriz. 120 wattlık katlanabilir monokristal güneş panelimizin performansını sizlere göstermeye çalıştım. Üzerinde yazdığı gibi arkadaşlar güneş panelimiz gerçekten de 7.2 amperlerin üzerinde bir çıkış akımı sağlıyor. Bunu MPPT şarj kontrol devresinde gördük. Havada çok bulutlu var. Buna rağmen güneş panelinin performansı oldukça yüksek arkadaşlar. Sizler de bu ürünü almak isterseniz videomun açıklama kısmında link var. Bu linkten satın alabilirsiniz ve indirim kuponu da veriyorum. İndirimli olarak bu ürünü sahip olabilirsiniz. Araç akülerinizi, jel akülerinizi, lityum bataryalarınızı, cep telefonlarınızı bu katlanabilir 3.2 kilogramlık monokristal güneş paneliyle şarj edebilirsiniz ve istediğiniz her yere de götürebilirsiniz arkadaşlar. Çok portatif ve kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Hücreleri de birinci kalite. Mutlaka alın derim. Bugünlük de bu kadar. Bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.